bir aslandan çok daha zayıf olan bir bal porsuğunun ona korkusuzca meydan okuduğunu görmek sizi şaşırtabilir. Bu aslanların kusursuz avcılar olduğunu sanmaktan kaynaklanıyor olabilir. Halbuki aslanların başarı oranı gruplar halinde avlandıklarında %30, tek başlarına avlandıklarında ise sadece %17 civarında. Bunu geçtim, bir bal porsuğunun aslana meydan okuduğu sırada olanları aslanın gözünden düşünün. Bu ufak şey normalde gözüne bile gözükmemesi gerekirken saldırıyor, tıslıyor, üzerine koşuyor, bir şeyler yapıyor. Hastalıklı mıdır, sorunlu mudur bilinmez. Aslan için bu kadar ufak ve potansiyel olarak hastalıklı bir avla uğraşmanın maliyeti çok yüksek. Kaçmak çok daha makul. İşte insanlar avcılardaki bu zaafı yüz binlerce yıl boyunca manipüle ettiler. Savanada yaşayan atalarımız avlarını alt etmiş aslanların üzerine korkusuzca yürüyerek onları şaşırtıp onlardan arta kalanları çalıyorlardı. Yani insanların bir süre leşçil olarak beslendiği düşünülüyor.